Sevgili dostlar merhaba. Bir yayında yine birlikteyiz. Ukrayna savaşı üzerine konuşacağız bugün. Ukrayna'ya iyi haberler var. Rusya'ya ise kabus gibi çok kötü haberler var. Gerçi savaşın iyi haberi, kötü haberi nasıl olur diye sormayın. Karmaşık bir konu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski biliyorsunuz Batı'ya adeta yalvarıyordu. Bana uzun menzilli füze kullanma izni verin de verin. Yani Zelenski diyordu ki bana bu izni verirseniz 3 ay içerisinde ben bu savaşı bitiririm. 3 ay sonra Ukrayna savaşı yok artık, Rusya yenilmiş, Kiev kazanmış. Bunu vaat ediyor Zelenski. Şartı ne? Bana uzun menzilli füze vereceksiniz ve bir de bu füzeleri Rusya için de kullanma izni vereceksiniz. Bir de planım var, harika planım var. Bu planla 3 ay içinde ben bu savaşı kazanırım demişti Zelenski. Biliyorsunuz Ukrayna çok da parlak bir durumda değil. Doğu cephesinde Ruslar ilerlemeye devam ediyor. Rus füzeleri, insansız hava araçları Ukrayna şehirlerini vuruyor. Yani bir seferde 50'den fazla insan öldü. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 100'ün üzerinde yaralı var. Ve Ukrayna şehirlerine ara ara böyle bombalar, füzeler yağıyor. Zelenski'yi coşturan zaten bu çaresizlik biraz da aslına bakarsanız. Batı'nın acayip bir şeyler yapmasını ümit ediyor Zelenski. Son çare olarak bunu görüyor. Ama Zelenski'nin beklediği haber, hani Zelenski için müjde herhalde gelmek üzere. Amerika'dan gelmek üzere. Geçtiğimiz hafta sonu İngiltere istihbarat şefi, MI6'in şefi Moore ile CIA başkanı buluştular. Burns buluştular. Bu ikili böyle tarihte çok görülmedik bir işte aslına bakarsanız bazı mesajlar verdiler. CIA ve MI6'in başkanı. Hemen bunun ardından bir iki gün sonra ise Amerika Dışişleri Bakanı İngiltere'ye geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı ile kafa kafaya verdiler. Ukrayna konusunda bir takım açıklamalar, sonra da hani tabiri caizse el ele tutuşup Ukrayna'ya gittiler. Polonya üzerinden trenle böyle Ukrayna'nın başkentine, Kiev'e gittiler. İngiltere Dışişleri Bakanı, Amerika Dışişleri Bakanı. Bunlar böyle bazı açıklamalarda bulundular. Cuma günü, hafta sonu ise İngiltere Başbakanı Amerika'ya gidiyor. Biden'la görüşecek. Ortalık bayağı hareketli. İngiltere ile Amerika bir şeyler pişiriyor. Ve Ukrayna konusunda çok ciddi, çok önemli haberler çıkacak. Büyük ihtimalle cuma günü, cumartesi günü, pazar günü çok önemli haberlerin çıkma ihtimali yüksek ve Ukrayna'ya büyük ihtimalle uzun menzilli füze kullanma iznini Amerika verecek. İngilizler, Fransızlar zaten dünden buna hazır, razı. Görebildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri bu konuda aslında ikiye bölünmüş vaziyette. CIA ve Amerika Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya füze kullanım izninin verilmesini ve savaşın Rusya topraklarına taşınmasını savunuyor. Buna karşın Pentagon, yani Amerikan Savunma Bakanlığı'nda bazı çatlak sesler var. Bazı generaller bu meseleye şüpheci yaklaşıyorlar. Onların görüşü şöyle. Diyorlar ki Ukrayna'nın gücü belli. Hani derler ya, eti belli, butu belli. Ukrayna Rusya'ya saldıracak. Moskova'yı vuracak. Ne bileyim işte Moskova çevresinde Rusya'nın içlerine, derinliklerine füze atacak. Tamam da Rusların da eli armut toplamıyor ki. Onlar da bu sefer Ukrayna'ya daha sert bir şekilde saldıracaklar. Ve Ukrayna doğu cephesini koruyamıyor. Kırım'ı zaten geri alamadı. Şunu söylüyorlar onlar da. Biz Ukrayna'ya bu füzeleri verirsek savaş genişler. Ukrayna bu kadar geniş bir cephede savaşamaz. Ve bazı Amerikalı generaller Zelenski'yi böyle bütünleşik, entegre bir askeri doktrine, askeri bir plana sahip olmamakla suçluyorlar. Sen gittin Kursk'u işgal ettin, güzel. Ama bunun askeri hedefi ne? Nereye bağlamak istiyorsun? Nereye varmak istiyorsun? Anlık bir atımlık barut mu bu? Şimdi bunu Pentagon'da bazı üst düzey yetkililer anlamakta zorlanıyorlar. Ama diğer taraftan Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimlerinden bazıları savaşın Rusya içine taşınması gerektiğini, Ukrayna içinde kaldıkça Ukrayna'nın aşırı derecede yıprandığını ve bu savaşı götüremeyecek bir hale geldiğini iddia ediyorlar. İşte bu iki görüş çarpışıyor. Amerika Birleşik Devletleri
Zaten biliyorsunuz Ukrayna'da savaşı kademeli olarak ilerletmeye razı geldi. Rusları kışkırtmadan bu işi yapmaya gayret ettiler. Çünkü Ruslar hani daha da kızarlarsa Amerika ile veya Avrupa ile doğrudan bir savaşın içine girebilirler. Savaşı Ukrayna dışında başka ülkelere yayabilirler diye düşünmüşlerdi. Ama Ukrayna'nın çökme ihtimali ne zaman belirse Amerikalılar devreye giriyorlar. Geçtiğimiz Mayıs ayında devreye girdiler ve Rusları durdurdular biliyorsunuz. Zelenski yine aynı şeyi söylüyor. Ukrayna diyor çökmek üzere, batmak üzere, bitmek üzere. Aman yardım edin ve bize şu uzun menzilli füzeleri verin. Verin ki biz de Rusların yenilebileceğini, yenilmez olmadıklarını sizlere gösterelim. Bunun yöntemini kanıtlayalım diyorlar. Anlaşılan o ki Amerikalılar Zelenski'nin planını öğrenmek istediler. Önce bir danışman gitti Kiev'e. Bugün ise Amerika Dışişleri Bakanı Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy gitti Zelenski'nin ayağına onunla görüşmeye. Blinken Ukrayna'nın ihtiyaçlarını yerinde öğrenmek istedik dedi. Bu iki bakan, İngiliz bakan ve Amerikalı bakan buradaki görüşmelerinden bir rapor hazırlayacaklar ve kendi değerlendirmelerini ekleyecekler. İngiliz bakan İngiltere Başbakanı'na, Amerikalı bakan ise Başkan Biden'a bu raporlarını iletecekler ve Biden ile Starmer İngiltere Başbakanı bir araya geldiğinde Ukrayna'ya nasıl izin vereceklerine, hangi silahlara izin vereceklerine karar verecekler. Ama şu net gibi görünüyor. Uzun menzilli bazı füzelere izin verilecek. Ama hangi sınırlar içerisinde ve hangi silahlar, bu henüz net değil. Amerika Ukrayna'nın uzun menzilli füze talebini gündemine aldı ve büyük ihtimalle dediğimiz gibi birkaç gün içinde bu talep kısmen veya tamamen onaylanacak, karşılanacak. Bunda dört temel faktör etkili oldu. Amerika'ya fikir değiştiren faktörlerin ilki Ukrayna'nın biraz önce bahsettiğimiz zor durumu. Ukrayna Kursk'ta işgalci gibi dursa da Donetsk bölgesinde Ukrayna hatları her an çökebilir ve Ukrayna telafisi imkansız kayıplar yaşayabilir. Sonrasında geri onları toparlamak çok mümkün olmayacaktır. Amerika'ya fikir değiştirten ikinci faktör Amerika'daki başkanlık seçimleri. Ukrayna'nın kazanacağı birkaç hızlı zafer demokratlara puan getirecektir. Gazze ve Ukrayna savaşı bazı seçmenler için hala belirleyici olabilir. Trump demokratları Ukrayna'da ve Filistin'de beceriksiz olmakla suçluyor. Ukrayna'nın seçim öncesinde kazanacağı birkaç sembolik zafer sandıkta bazı seçmenleri etkileyebilir. Trump ile Harris arasındaki oy farkı çok yakın. Yani birkaç bin oyla başkan belirlenebilir. Bazı salıncak eyaletlerde birkaç yüz oy, birkaç bin oy çok kıymetli olabiliyor. Üçüncü faktör ise Amerikalıları Ukrayna'ya uzun menzilli füze vermek ve füze izni verme konusunda ikna eden üçüncü faktör İran'ın Rusya'ya göndermiş olduğu balistik füzeler. Bu füzelerin bazıları 300 kilometreye kadar menzile sahip. İlk partide 200'ün üzerinde füze olduğu söyleniyor. Fatah füzeleri ve bu balistik füzelerin, ilk partideki füzelerin 120 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Bunların görüntüleri de çıktı. Hazar Denizi'nde İran bu füzeleri bir gemiye yüklüyor. Hayalet gemi denilen bu gemiler Rusya limanlarına bunları taşıyorlar. Bunun görüntüleri ortaya çıktı. Amerika'nın endişesi şu: İran'ın balistik füzeleri Rusya'ya çok ciddi bir üstünlük sağlayabilir. Çünkü bu füzeler çok hızlı ve kısa mesafede durdurulmaları imkansıza yakın balistik füzeler. Bunları sadece ve sadece Patriot kısmen durdurabiliyor. Patriot da bunların hangi birini durduracak? Ukrayna'nın elinde hem sınırlı sayıda Patriot var hem de sınırlı sayıda Patriot mühimmatı var. Çok pahalı o mühimmatlarda. Ve İran kaç tane balistik füze gönderecek Rusya'ya? Eğer binlerce füze göndermeye kalkarsa ve Rusya bu üstünlükle, bu mühimmat bolluğuyla Ukrayna'yı ezerek ilerlerse, ki bu mümkün, yani 1000 tane, 2000 tane İran yapımı o Fatah füzelerinden Ukrayna'nın sınır bölgesine yakın şehirleri vurmaya başlarlarsa
çok ciddi bir yumuşatma, hani askeri tabirle söylüyorum, Rus ordusuna yol açabilecek bir imkan kazandırabilir Moskova'ya İran'ın bu satışları, bu silah göndermeleri. Diyorlar ki yani Avrupa'nın güvenlik dengesini bozuyor İran. Blinken de söyledi, Amerika Dışişleri Bakanı, İran dedi sadece Gazze'de İsrail meselesini karıştırmıyor, orada bize zorluk çıkarmıyor. Aynı zamanda dedi Avrupa'nın güvenlik yapısını da çok derinden etkileyecek yanlışlar içerisine giriyor İran dedi Blinken. Ve Amerika Dışişleri Bakanı'na göre, yani onun söylediği sözlerden hareketle şu tahminde bulunabiliyoruz. İran'ın göndermiş olduğu balistik füzeler Ukrayna'ya Amerikan füzelerinin verilmesi ve bunların daha rahat bir şekilde kullanılmasına yol açmış olabilir. Biz bunu biliyorsunuz birkaç gün önce söylemiştik. İran'dan Rusya balistik füzeleri aldı ama onun karşılığında Amerikalılar ve Avrupalılar da Ukrayna'ya füze verecektir. Yani Rusya bir şeyi başlatarak aslına bakarsanız kendi aleyhine bir başka şeyi de başlatmış oluyor. Savaş böyledir. Özetle Amerika'nın bu kararı almasında üçüncü faktör İran oldu. Son faktör ise belki de en önemli faktör İngilizler. İngilizler Amerikalıları ikna ediyorlar. Genelde böyle bir tartışma çıktığında çoğunlukla Londra'nın dediği olur. Bu sefer de öyle olacağı benziyor. İngilizler Amerikalılardan bu füzelerin kullanımı için izin vermesi için özel bir baskı yaptılar. Neredeyse 2-3 aydır bu çalışmalar sürüyordu. Daily Telegraph'a, The Times gazetesine bunlar sızdı. İngiliz Başbakanlık Ofisinden Amerikalıları ikna etme çalışmalarının sürdüğüne dair haberleri düzenli olarak görüyordum. Başkan Biden sürpriz açıklamayı salı günü geç saatlerde yaptı. Muhabirlerin Ukrayna'nın Rusya içindeki tesislere hedef almak için Amerikan uzun menzilli ordu taktik füze sistemini, yani ATACMS'ları kullanmasına izin verilip verilmeyeceği yönündeki sorusuna Biden şu anda bunu çözmeye çalışıyoruz dedi. Yani Biden Ukrayna'ya uzun menzilli füze vereceğiz, füze kullanım izni vereceğiz daha doğrusu, ama ATACMS'ları nasıl kullanacaklar, nerede kullanacaklar buna bakıyoruz dedi Biden. Bu sözler Amerika'nın Ukrayna'ya bu izni vereceğini, kısa süre içerisinde vereceğini aslına bakarsanız ima ediyor, işaret ediyor. ATACMS'lar Harkiv'de Rusya'ya karşı kullanıldığında çok başarılı olmuştu. Ve Rusya'nın çok güvendiği hava savunma sistemlerinden en az 5 tanesi ATACMS'lar ile vuruldu, imha edildi. Rusya Harkiv saldırısını durdurmak zorunda kaldı. Önce yavaşlattı, sonra durdurmak zorunda kaldı. Rusya hava savunma sistemlerini de güvenli yerlere çekmeye çalıştı. O saldırılardan sonra Rusya pek çok uçağını ATACMS'ların menzilinin dışına taşıdı. Yaklaşık 300 kilometrelik bir geri çekilme söz konusu oldu. Ukrayna ATACMS'ları kullanarak Rus havaalanlarını, füze rampalarını, mühimmat depolarını, yakıt depolarını ve komuta kontrol merkezlerini vurmak istiyor. Amerika'dan istedikleri izin birinci olarak bu, ilk olarak bu. Amerika savaşın başlarında verdiği silahların Rusya topraklarında kullanımını kesinlikle yasaklamıştı. Yani Amerika'nın verdiği bir üniforma, bir kep bile Rusya topraklarında kullanılamaz gibi son derece katı kuralları vardı. Fakat bu yasak zamanla daraltıldı. Mayıs ayında Harkiv'in karşısında yer alan Belgorod'a Amerikan yapımı silahlarla saldırıldı. Ukrayna Amerikan yapımı ATACMS'ları kullandı, HIMARS'ları kullandı ve Belgorod'da birçok noktayı bu sayede vurdular. Kursk operasyonunda da bazı Amerikan, Alman ve İngiliz silahları kullanıldı. Ukraynalılar Alman ve İngiliz tankları üzerinde Rusya sınırını geçtiler. Fakat füzeler buna dahil edilmedi. Amerikalılar Mayıs ayında füzeleri kullanmaya izin verdiler, sonra bu izni kaldırdılar. Sadece dediler Kırım'da ve işgal altındaki Ukrayna topraklarında bunları kullanabilirsin. Zelenski ise Rusya'nın derinliklerini vurmak istiyor, içlerini vurmak istiyor. Sadece sınır kasabalarıyla kalmak istemiyor.
Bunun için de etkili uzun menzilli füzeler istiyor. Washington'ın bu konuda ikiye bölündüğünü söylemiştik. Dengeyi İngilizler bozuyor. İngiltere Ukrayna'ya uzun menzilli füze izninin verilmesini istiyor. Ve öncelikle Fransız-İngiliz ortak yapımı olan Storm Shadow füzelerinin Rusya topraklarında kullanımı için Amerikan muhalefetinin şerhinin kaldırılmasını talep ediyor. Bu füzeler yani Storm Shadow'lar 250 ile 300 kilometre arasında bir menzile sahip. Ve bu uzaklık Rusya'nın oldukça içlerine işaret ediyor. Moskova'yı vuramasa da Moskova'ya oldukça yakın vilayetleri vurabilmek anlamına geliyor. Storm Shadow'un imha kabiliyeti de bir hayli fazla. Bir binayı veya büyük bir köprüyü bir vuruşla yerle bir edebilecek bir güce sahip Storm Shadow. Eğer İngiliz, Fransız ortak yapımı Storm Shadow'lar Rusya içlerinde kullanılabilir ise Rusya'nın askeri ve kritik sivil altyapısı ağır hasarlar alabilir. İşte o zaman savaşın Rusya topraklarına taşınmaya başladığını söyleyebiliriz. Zaten İngilizlerin asıl amacı da bu. Savaşı Rusya'ya taşımak. Buradaki çekişme bu. Hem Washington'da böyle bir çekişme var. Amerikalılar kendi aralarında ikiye bölmüş durumda. Hem de İngilizlerle Pentagon'daki bazı gruplar arasında bu görüş ayrılığı sürüyor. MI6'e göre, İngilizlere göre Ukrayna savaşı Rusya topraklarına daha hızlı bir şekilde taşınmalıdır. Amerika'da bazı gruplara göre ise bunun için acele etmemek lazım. Londra, Ukrayna'nın Rusya'daki binaları, tesisleri, hatta vatta bunun içerisinde sivil tesisler de dahil. Bunları rahatça vurabilmesini istiyor İngilizler. Bu konuda herhangi bir çekinceleri yok. Bu pazarlıkta en önemli nokta ise Atakımslar. Amerikan yapımı Atakımslar, HIMARS'lar ve yeni gelecek olan uzun menzilli bazı füzeler için Rusya topraklarında kullanım izni çıkar ise Ukrayna büyük bir ateş gücüne kavuşacak. Bu gelişmeyi endişeyle izleyen Ruslar Atakams korkusuyla savaş uçaklarını Atakams füzelerinin menzilinin dışına taşıdılar bile. Uçaklarını 300 kilometre beriye aldılar, derinliklere çektiler. Ancak Ukrayna sadece uçakları değil, tüm Rus tesislerini vurmak istiyor. Pentagon'un endişesi Ukrayna'nın Rusya topraklarında macera arayacağı ve bu maceranın doğu ve güneyde pahalıya patlayacağı şeklinde. Ukrayna Karadeniz'e olan bağlantısını kaybedebilir. Doğuda savunma hatları çökebilir ve Dnieper Nehri Rusların eline geçebilir. Yani Ukrayna Rusya'yı içeriden vurmak isterken kendisini Rus kuşatması altında da bulabilir. Burada iki görüş çarpışıyor. İngilizler Ukrayna'yı Rusya içine doğru kışkırtırken Amerikalılar daha temkinli davranıyorlar. Amerika onay verirse İngilizler ve Fransızlar Storm Shadow füzelerinin Rusya'da kullanımına izin verecekler ve bunlar Rusya topraklarına dönük olarak daha çok kullanılacak. Şu anda biliyorsunuz Kırım ve Karadeniz'de İngilizler Storm Shadow'ları ciddi bir şekilde kullanıyorlar. Tabii bunların sayısı da önemli. İngilizler ve Fransızlar bunları ne kadar temin edebilecekler? Öyle hani binlerce, on binlerce üretilebilecek şeyler değil bunlar. Fabrikaların bir kapasitesi var. Ama oyun değiştirici aktördür bu silahlar. Atakımslara da izin çıkarsa Ukrayna Rusya'nın 300 kilometre, 250-300 kilometre derinliklerindeki pek çok yerleşim yerini vurabilecek bir güce kavuşur. Bu arada Amerika Ukrayna'ya uzun menzilli JASSM seyir füzelerinden göndermeye hazırlanıyor. JASSM seyir füzeleri eski model Ukrayna jetlerine entegre edilebilmeleri halinde 370 kilometreyi aşan bir menzile sahip olabilecekler. Lockheed Martin firması tarafından üretiliyor bu 4 metrelik uzunluğundaki füzeler. Lockheed Martin bir Amerikan firması biliyorsunuz ve bu füzelerin en son versiyonları 800 kilometreyi aşan bir menzile sahip. 800 kilometre menzil ise Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'yı kolayca vurabilmesi anlamına geliyor. Ama Amerikalılar 370 kilometre menzilli eski versiyonu mu verecekler
yoksa 800 kilometrelik yeni versiyonu mu verecekler? Bu henüz netleşmiş değil. Ama 370 kilometre bile Ukrayna Savaşı için gerçekten muazzam bir mesafeyi ifade ediyor. Casım füzelerinin her biri 1 milyon dolara mal oluyor ve Atakımslarla kıyaslanamayacak üstünlüklere sahip bu füzeler. Radarlardan saklanabilen casımlar ayrıca yere yakın uçabiliyorlar ve hava savunmalarından kaçınan dolambaçlı rotalar da izleyebiliyorlar. Böyle programlanmaları mümkün. Amerikalılar Suriye'de bu casım füzelerini denediler. Rus hava savunma sistemleri bu füzelerin neredeyse hiçbirini vuramadı. Ayrıca casımlar yüzlerce kilogramlık patlayıcıyı, savaş başlığını da düşman hatlarına taşıyabiliyorlar. Casımların Ukrayna'ya gönderilmesi Rusya'nın daha büyük bir bölümünü güçlü, hassas güdümlü mühimmatların menziline sokacaktır. Ve çatışmanın stratejik manzarasını önemli ölçüde değiştirecektir. Gizli hareket kabiliyetine sahip olan ve Ukrayna'nın mevcut envanterindeki diğer füzelerin çoğundan daha uzağa atılabilen casımların konuşlandırılmasıyla Rus konuşlanma alanları ve ikmal depoları yüzlerce kilometre geriye itilebilecektir. Savaş Rusya'nın 300 kilometre derinliklerine kadar uzandığından Ruslar bu mesafe içinden uçak ve füze kaldırmakta zorlanacaklardır. Hele hele casımların bu 800 kilometre menzilli versiyonları kullanılır ise Rusların en yakın füze ve uçak kaldırma noktaları savaşa, cepheye inanılmaz bir uzaklığa taşınmak zorunda kalacaktır. Çünkü Rus hava savunma sistemleri bahsi geçen füzeleri ama özellikle casımlar ve Atakımsları durdurmakta yeterince etkili görünmüyorlar. Bu durum Rusya'nın saldırı operasyonlarını sürdürme kabiliyetini ciddi şekilde zorlaştıracak ve potansiyel olarak Ukrayna'ya stratejik bir avantaj sağlayacaktır. Casım füzeleri konusundaki en önemli sorun ise bunları fırlatacak uçaklar. Casım füzeleri şimdiye kadar sadece Amerika tasarımı uçaklara entegre edildi. Ukrayna nihayetinde her biri iki seyir füzesi taşıyabilen birkaç düzine F-16'ya sahip olacak. Ancak bu yeterli olacak mı? Amerikalılar şu anda casım füzelerini Ukrayna'nın envanterindeki batılı olmayan Sovyet döneminden kalma MiG-29, Su-24 ve Su-27 gibi savaş uçaklarıyla çalıştırılabilir hale getirmeye çalışıyorlar. Bu uçaklara bu füzeleri monte etmeye çalışıyorlar. Fakat bu da zaman alacak. Peki bu kadar çok hamleye Rusya'nın cevabı ne olacak? Amerika ve müttefikleri Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanım izni verir ise, bir de Ukrayna'ya casım gibi etkili füzeler temin edilir ise savaş Rusya topraklarına tam anlamıyla taşınmış olmaz mı? Ukrayna topraklarında görmeye alıştığımız manzaralar Ukrayna-Moskova arasındaki Batı Rusya'yı savaş alanına çevirir ise buna Rusya'nın tepkisi ne olur? Putin'den, Kremlin'den henüz bir açıklama yapılmadı. Ama Rusya parlamentosunun alt kanadının başkanı Volodin, Amerika ve müttefiklerinin Kiev'e uzun menzilli silah kullanma izni vermesi halinde Moskova'nın bu ülkeleri savaşa taraf olarak kabul edeceğini söyledi. İngilizce'de bir deyim vardır, akşam yemeğinden sonra günaydın şeklinde. Rusların bunu yeni fark ettiklerini zannetmiyorum. Volodin'in açıklaması ne kadar ciddiye alınmalı onu da bilemiyorum. Ancak şunu biliyorum. Eğer Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler daha çok verilir ise, daha yetenekli füzeler verilir ise, bir de kullanım izni verilir ise Ukrayna savaşı gerçek anlamda bir Rusya savaşına dönmüş olur. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.